Merhaba çocuklar. Bugün de sizlere matematikten bölünebilme kurallarını anlatmaya çalışacağım. Akıl Akıldan Üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız size ulaşacaktır. Çocuklar bugün sizlere matematikten 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile bölünebilme kurallarını anlatmaya çalışacağım. Çocuklar ilk önce 2 ile bölünebilme ile başlıyoruz. Çocuklar ben şu şekilde yaptım. Önce bölünebilme kuralını veriyorum. Daha sonra örneklerimizi veriyorum. Yani bu bölünebilme kuralını ispatlayan örnekler. Daha sonra örnek sorularla birlikte 2 ile bölünebilme kuralını direkt sorularıyla beraber görmüş oluyorsunuz. Örneğin karşınıza bir soru çıktığında, örneğin işte 5 ile bölünebilme kuralı ile ilgili bir soru çıktığında hemen videodan 5 ile bölünebilme kuralını açtığınız zaman altında sorusunu bulabilirsiniz diye bu şekilde hazırladım. İsterseniz başlayalım. 2 ile bölünebilme kuralı şu çocuklar. Birler basamağındaki rakam eğer 0, 2, 4, 6, 8 ise bu sayılar 2 ile kalansız bölünebilir. Yani başka bir deyişle çift sayılar 2 ile kalansız bölünebilir. Hemen bakalım çocuklar. Birler basamağı bakın 0, 2, 4, 6, 8. Bunların hepsi nedir? 2 ile kalansız bölünebilir. Ben bölme işlemlerini yaptım. Bakın gördüğünüz gibi kalanlar nedir? 0. Evet, demek ki birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2 ile kalansız bölünebilir. Sorumuz 5, 6, 7 kutucuk sayısı 2 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre kutucuk yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Çocuklar biz ne demiştik? Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2 ile kalansız bölünebilmektedir. Yani buraya gelebilecek sayılar nedir? 0, 2, 4, 6 ve 8'dir. Öyleyse hemen toplayalım ve cevabı bulalım. Evet. 2, 4 daha 6, 6 daha 12, 8 daha 20. Bizim aradığımız cevap nedir çocuklar? 20. Bir diğer sorumuz 2, 8, 5 üçgen sayısı 2 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez? 2 ile bölünebildiğine göre 0, 2, 4, 6 ve 8 gelebilir. Yani 3 bu üçgen yerine kesinlikle gelemez çocuklar. 3, 2 ile kalansız bölünebilmesi için birler basamağının çift sayı olması lazım. O yüzden 3 gelemez. 3 ile bölünebilme kuralına gelecek olursak çocuklar, bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 3 ve 3'ün katıysa bu sayı 3 ile kalansız bölünebilir. Ne demek istiyor burada çocuklar? Bakınız, bir sayının eğer şu basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı eğer 3 ve 3'ün katıysa 3'e bölünebiliyor kalansız olarak. Bakın 2, 1 daha 3, 0 daha 3. Yani 210 sayısının basamaklarındaki rakamların toplamı ne çocuklar? 3. Demek ki bu 3 ile ne yapılır? Kalansız bölünebilir. Bakınız 4, 0 ve 2 toplayalım. 4, 0 daha 4, 2 daha 6. Bakın 6 nedir? 3'ün katıdır. Öyleyse 3'e kalansız bölünebiliyor. Bakın 6, 1 daha 7, 2 daha 9. 9 nedir? 3'ün katıdır. O zaman nedir? 3'e kalansız bölünebilir. Bakalım 7, 4 daha 11, 1 daha 12. 12 nedir? 3'ün katıdır. Demek ki 3'e kalansız bölünebilir. Örneklerimizi gördükten sonra şimdi sorularımıza geçiyoruz çocuklar. Demek ki kuralımız ne? Basamaklardaki rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. 4, 5, 6 kutucuk sayısı 3 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre kutucuk yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Çocuklar hemen şu 4, 5 ve 6'ya bakalım. Toplamı kaç ediyor? 4, 5 daha 9, 6 daha 15. Çocuklar zaten 15 nedir? 3'ün katıdır. Öyleyse buraya 0 gelirse toplam ne olacaktır? 15 olacaktır ve 3'e kalansız bölünebilecektir. Peki 3 gelirse 15, 3 daha 18'dir. 18 de bölünebilir. 6 gelebilir, 9 gelebilir. Çünkü zaten şurası 3'ün katı çocuklar. Bu eklendiği zaman yine 3'ün katı olması için 0, 3, 6, 9 koyabiliriz. Çünkü bakın şunların toplamı ne oldu? 15. 0 daha 15, 3'ün katıdır, bölünebilir. 15, 3 daha 18, 3'ün katıdır, bölünebilir. 15, 6 daha 21, 3'ün katıdır, bölünebilir. 15, 9 daha 24, 3'ün katıdır, bölünebilir. Demek ki 3 ile kalansız bölünebilmesi için kutucuk yerine 0, 3, 6 ve 9 gelebilir. Hemen toplayalım bunları ve cevabı bulalım. 3, 6 daha 9, 9 daha 18. Yani bizim aradığımız cevap nedir? 18'dir çocuklar. Bir diğer sorumuzda ise 4, 2, 3, 2 ve kutucuk sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre kutucuk yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Şimdi çocuklar şuradaki 5 tane rakamın toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı. O zaman eğer
kutucuğa koyduğumuz sayıyla birlikte burasının toplamı, yani rakamların toplamı eğer 3'ün katı olmuyorsa nedir? 3 ile kalansız bölünemez. Biz bu sayıyı arıyoruz. Şimdi bakalım. 4, 2 daha 6, 3 daha 9, 2 daha 11. Şu 4'ünün toplamı 11 çocuklar. Demek ki şimdi 11'e 1 eklesem ne olur çocuklar? 12 olur. 3'ün katıdır, bölünebilir. Yani 1 yazılabilir buraya. Peki 11'e 4 eklersem 15 olur. Ve ne olur? 15 3'ün katıdır, bölünebilir. Peki 7 eklersem, 11'e 7 eklersem 18 olur. Yine 3'ün katıdır, bölünebilir. Peki 11'e 6 eklersem çocuklar 17 olur. Ve 17 3'ün katı değildir. O zaman bölünemez. Öyleyse eğer biz 6 yazar isek 3 ile kalansız bölünemez. Demek ki bizim aradığımız seçenek nedir çocuklar? 6. 4 ile bölünebilme kuralına gelecek olursak çocuklar. 4 ile bölünebilmede de kuralımız şu çocuklar. Son iki basamağı 0, 0 veya 4'ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünebilir. Bakın dikkat edin. Son iki basamağı ya 0, 0 olacak ya da 4'ün katı olacak. 4, 8, 12, 16, 20 yani 4'ün bir katı olması gerekiyor. Son iki basamağı. Bakın çocuklar son iki basamak 0, 0, son iki basamak 0, 0, son iki basamak 24, son iki basamak 36. Ya 0, 0 olacak ya da 4'ün katı olacak. Bakın 24 4'ün katı, 36 4'ün katı. Yani bunlar nedir? Hep 4'e kalansız bölünebilen sayılardır. Şimdi çocuklar kuralımızı anladıktan sonra sorumuza geçelim. Kuralımızı tekrarlayacak olursak son iki basamak ya 0 0 olacak ya da 4'ün katı olacak. Şimdi başlayalım. 5 2 7 2 kutucuk sayısının 4 ile kalansız bölünebilmesi için kutucuk yerine hangileri yazılabilir? Çocuklar son iki basamağa bakıyoruz 4 ile bölünebilmede. Son iki basamak ya 0 0 olacaktı ya da 4'ün katı olacaktı. Şimdi 2 ve kutucuk var. Buranın 4'ün katı olabilmesi için ne olabilir çocuklar? 20 olabilir, 24 olabilir ve 28 olabilir. Peki hangileri yazılabilir öyleyse? 4 ve 8 yazılabilir. Bakın 4 ve 6 yazılamaz çünkü 26 4'ün katı değil. 6 ve 8 yazılamaz çünkü 26 4'ün katı değil. 22 yazılamaz çünkü 4'ün katı değil. Fakat 24 ve 28 ne yapılabilir? Yazılabilir. Demek ki B seçeneğindeki her iki sayı da buraya yazılabilir. 0 da yazılabilir. Fakat seçeneklerde 0, 4, 8 yok. Sadece 4, 8 var. O yüzden 4, 8. Yalnız eğer hangileri yazılabilir deseydi 0, 4 ve 8. Yani bu seçenekler arasında yazılabilecekler 4 ve 8 çocuklar. Evet. 2, 6, 7 kutucuk ve üçgen sayısı 4 ile kalansız bölünebildiğine göre kutucuk ve üçgen yerine gelebilecek rakamlar hangisinde doğru verilmiştir? Yani şu iki basamak ne olacak çocuklar? Ya 0 0 olacak ya da 4'ün katı olacak. Şimdi bakalım. Kutucuk 3, üçgen 8 olsa 38 oluyor. 4'ün katı değil. Bakıyoruz 26, 4'ün katı değil. 46, 4'ün katı değil. 64 nedir? 4'ün katıdır. Öyleyse bizim aradığımız seçenek D seçeneğidir çocuklar. Yani 64 yazıldığında buraya nedir? 4'ün katı olduğu için 4 ile kalansız bölünebilir. 5 ile bölünebilme kuralında ise çok basit bir kural çocuklar. Eğer bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 veya 5 ise bu sayı 5'e kalansız bölünebilir. Yani birler basamağı 0 ya da 5 ise 5 ile kalansız bölünebiliyor. Bakınız 0, 0, 5, 5. Ben yazdım örnekleri. Bakın hepsi nedir? Kalansız bölünebiliyor 5'e. Demek ki birler basamağı 0 ya da 5 ise 5 ile kalansız bölünebiliyor. Hemen bir örnek soru görelim. 6, 2, 8, 4, 5 kutucuk sayısı 5'e kalansız bölünebilmektedir. Buna göre kutucuk yerine gelebilecek rakamlar toplamı kaçtır? Ne demiştik? 5 ile bölünebilmesi için 0 ya da 5 olacaktı birler basamağı. Öyleyse 0 artı 5'ten cevap nedir çocuklar? 5. Bu kadar basit. Yani 5 ile bölünebilme kuralı gayet basit bir kural. Birler basamağı 0 ya da 5 olacak. 6 ile bölünebilmede ise çocuklar biraz dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bir sayı hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünebiliyorsa bu sayı 6'ya da kalansız bölünebiliyor. Peki 2'ye bölünebilme şartı neydi çocuklar? Çift sayı olacaktı. Yani birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olacaktı 2'ye kalansız bölünebilmesi için. 3'e kalansız bölünebilmesi için de ne olacaktı? Basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. Bakınız çocuklar. Birler basamağı 2. Yani 2'ye bölünebilir. Peki bakalım rakamlar toplamı 3'ün katı mı? 3, 4 daha 7, 2 daha 9. 3'ün katı. Öyleyse birler basamağı çiftse ve
sayı değerleri toplamı eğer 3'ün katıysa nedir? 6'ya kalansız bölünebilir. Gördüğünüz gibi kalansız bölünebiliyor. Yine bakıyoruz. Birler basama 6 yani çift bir sayı yani 2'ye kalansız bölünebiliyor. Bakalım 3'e kalansız bölünebiliyor mu? 5, 4 daha 9, 6 daha 15. 15 3'ün katıdır. Demek ki bu sayı hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünebilir. Öyleyse 6'ya da ne yapabilir? Kalansız bölünebilir. Örnek sorumuz 7, 6 kutucuk sayısı 6 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre kutucuk yerine gelebilecek rakamlar toplamı kaçtır? Çocuklar. Şimdi önce 2'ye bölünebilme kuralını bakalım. 0, 2, 4, 6, 8 olmalı değil mi? Şimdi bu 0, 2, 4, 6, 8 koyduğumuz zaman 2'ye kalansız bölünebiliyor. Fakat 6 ile kalansız bölünebilmesi için hem 2'ye kalansız bölünebilmesi gerekiyor hem de 3'e kalansız bölünebilmesi gerekiyor. Şimdi öyleyse biz şu, şu ve kutucuğu topladığımızda yani 7'yi, 6'yı ve kutucuğu topladığımızda 3'ün katı olmalı. Peki çift olması için yani 2'ye kalansız bölünebilmesi için koşulu oluşturduk. Yani şunlardan başka buraya gelemez 2 ile bölünebilmesi için. Peki 3'e bölünebilme kuralına hangileri uyuyor ona bakalım. 7, 6 daha 13, 13, 0 daha 13. 3'ün katı değil olmaz. 13, 2 daha 15, 3'ün katıdır olur. Yani buraya 2 yazılabilir. Peki 4 koyalım. 7, 6 daha 13, 4 daha 17. 3'e bölünmez. 3'ün katı değildir. Öyleyse 4 de koyamayız. 7, 6 daha 13, 6 daha 19, 19 3'ün katı değildir. Bu da olamaz. 7, 6 daha 13, 8 daha 21 3'ün katıdır. Öyleyse yazılabilir. Demek ki ne yazılabilir çocuklar? 2 ve 8 yazılabilir. Öyleyse 2 artı 8'den bizim aradığımız cevap nedir? 10'dur çocuklar. Bir diğer sorumuzda ise 5 üçgen 2 sayısının 6 ile kalansız bölünebilmesi için üçgen yerine yazılabilecek rakamlar toplamı kaçtır? Burada bakın zaten 2'ye bölünebilme koşulu oluşturulmuş. Bize ne yapıyor? 2'ye ve 3'e bölünebilmesi gerekiyor. 6 ile kalansız bölünebilmesi için zaten 2'ye bölünebilme koşulunu oluşturmuş soruda. Biz ne yapacağız? Şu rakamlar toplamının 3'ün katı olmasını sağlamamız gerekiyor. 5, 2 daha 7. 7'ye 2 eklersem 9 olur ve 3'ün katıdır. Buraya 2 gelebilir çocuklar. Peki 7'ye 5 eklersem ne olur? 12 olur, yine 3'ün katıdır. 7'ye 8 eklersem 15 olur ve yine 3'ün katıdır. Demek ki buraya 2, 5 ve 8 gelebilir. 2, 5 ve 8'in toplamını bulduğunda sorunun yanıtına ulaşmış olacağım. 2, 5 daha 7, 8 daha 15. Yani aradığım seçenek A seçeneğidir çocuklar. 9 ile bölünebilme kuralı ise çocuklar bir sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 9 ve 9'un katıysa bu sayı 9 ile kalansız bölünebilir. Yani çocuklar şuradaki şu rakamların toplamı ne olacak? 9 ve 9'un katı olmalı. 9'a kalansız bölünebilmesi için. Bakıyorum 7, 2 daha 9, 0 daha 9. 9'un katı öyleyse 9'a kalansız bölünür. Bakıyorum 8, 7 daha 15, 3 daha 18. 18 9'un katıdır. Öyleyse kalansız bölünebilir. Bakıyorum 9, 8 daha 17, 5 daha 22, 5 daha 27. 27 9'un bir katıdır. Öyleyse 9'a kalansız bölünebilir. Yani rakamlar toplamı 9 ya da 9'un katı olmalı. 9, 18, 27, 36 gibi. Yani rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı olmalı. 9'a kalansız bölünebilmesi için. Hemen sorumuza gelelim. 7, 4 daha 11 çocuklar. Şu kutucuk yerine diyor. Gelmesi gereken rakam nedir? 9 ile kalansız bölünebilmesi için. Şimdi 7, 4 daha nedir çocuklar? 11. 11'e ne eklersem ekleyeyim 9'a ulaşamam bir kere. Peki nedir öyleyse 18'e ulaşmam gerekiyor. 9'un 2 katı 18 çünkü. 11'e ne eklersem 18 olur. 7 eklersem 18 olur. 11, 7 daha 18. 18'de 9'un katı olduğuna göre buraya 7 geldiğinde bu sayı 9 ile kalansız bölünebilir. Yani bizim aradığımız seçenek C seçeneğidir çocuklar. Ve son olarak 10 ile bölünebilme kuralı çocuklar. Bu çok basit bir kural. Doğal sayının birler basamağındaki rakam eğer 0 ise 10'a kalansız bölünebiliyor. Bakın birler basamağının 0 olması 10'a kalansız bölünebilme için yeterli. Ve çocuklar çok önemli bir not var. Bir sayının 10 ile bölümünden kalanı bu sayının birler basamağındaki rakam ile aynıdır. Yani şunu demek istiyorum mesela çocuklar. 24 bölü 10 değil mi? Bu sayıdan kalan ne olacaktır? 4. Yani 20 10'a kalansız bölünebildiğine göre birler basamağındaki rakam kaç ise 10'a bölümünden kalan da odur. Bakın 24'ü 10'a böldüğümüzde 2 kere 10 20 kalan 4 gördüğünüz gibi şu birler basamağındaki rakam neyse kalanım o oluyor.
Şimdi çocuklar bununla ilgili bir soru hazırladım. 7-5 kutucuk üçgen sayısının 10 ile bölümünden kalan 2'dir. Bu sayı 4 ile kalansız bölünebildiğine göre kutucuk yerine gelebilecek rakamlar toplamı kaçtır? Çocuklar 10 ile bölümünden kalan 2 dediğine göre şu üçgen ne olacaktır? 2 olacaktır. Çünkü 10 ile bölümünden kalan 2 ise birler basamağı 2 demektir. Çünkü ne demiştik? Birler basamağı kaç ise 10 ile bölümünden kalan odur. 10 ile bölümünden kalan 2 dediğine göre şu üçgen 2 olacak çocuklar. Peki 4'e bölünebilmesini istiyor. 4'e kalansız bölünebilme kuralı neydi? Şu son 2 basamak ne olacaktı? Ya 0 0 olacaktı ya da 4'ün katı olacaktı. Peki üçgen 2 olduğuna göre şuranın 4'e bölünebilmesi için ne olabilir çocuklar? Ya 12 olmalı, ya 32, ya 52, ya 72, ya da 92. Bunlardan herhangi biri olmalı ki 4'ün katı olsun ve 4'e kalansız bölünebilsin. Yani buraya ne gelebilir? 1 gelebilir çünkü 12 4'ün katıdır. 3 gelebilir çünkü 32 4'ün katıdır. 5 gelebilir çünkü 52 4'ün katıdır. 7 gelebilir çünkü 72 4'ün katıdır. 9 gelebilir çünkü 92 4'ün katıdır. Demek ki bu kutucuk yerine 1, 3, 5, 7 ve 9 gelebilir çocuklar. 1 artı 3 artı 5 artı 7 artı 9'un cevabını bulduğumuzda bu sorunun cevabına ulaşmış olacağız. Kutucuk yerine gelebilecek rakamlar nelermiş? 1, 3, 5, 7, 9. Bunların toplamını soruyor. 1, 3 daha 4, 5 daha 9, 7 daha 16, 9 daha 25. Bizim aradığımız cevap nedir? 25'tir çocuklar. Bölünebilme kurallarını böylece bitirdik çocuklar. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.